Sevilen birinin ölümü, akrabaları ve çocukları etkilememesi mümkün olmayan büyük bir trajedidir. Herkes elinden geldiğince bu kaybı yaşar ve kaderin darbesiyle başa çıkmaya çalışır. Korkunç kaza bir babayı 3 oğlundan, bir kocayı annelerinden, Corey Richards'tan ayırdı. Kadın yaşadığı şokla başa çıkabilmek için koca bir kitap yazdı. Olanları başka hiç kimsenin yaşamadığı gibi yaşıyor gibiydi. Ancak dedektifler işlerini yapmak ve en karmaşık ve duygusuz suçları araştırmak için tarafsız olmalıdır. Ve polis memurları Utah'lı adamın ölümüyle ilgili trajik olayları derinlemesine araştırdıkça, bu davada samimiyetten çok daha fazla sinizm ve tüccarlık olduğu daha açık bir şekilde ortaya çıktı. Eric Richards, 1982 yılında doğdu. Ailenin en büyük çocuğuydu. Daha sonra Katie ve Amy adında iki çocuk daha dünyaya geldi. Eric özellikle kız kardeşi Katie'ye çok yakındı. Ailenin geldiği küçük kasaba Summit County, Utah'ta oldukça ünlü ve varlıklı bir aileydi. Eric'in anne ve babasının bir sığır çiftliği vardı, bu nedenle kasabalarında iyi tanınıyorlardı. Hatta birkaç bina bugün bile onların soyadını taşıyor. Tüm bunlar aileyi basit, iyi insanlar olmaktan ve sıradan bir hayatın tadını çıkarmaktan alıkoymadı. Onları tanıyan herkes onlara saygıyla yaklaşırdı. Eric'in çocukluğu ailesinin çiftliğinde geçti. Spor yaptı ve sıkı çalışmaktan, ev işlerine yardım etmekten çekinmedi. Aile aynı zamanda Mormon Kilisesi'nin de üyesiydi. Din, büyüyen delikanlının hayatında önemli bir yer tutuyordu. Hatta Mexico City'ye 2 yıl süren bir misyonerlik gezisi bile yaptı. Burada şehre ve insanlara aktif olarak yardım ederek en iyi niteliklerini gösterdi ve biraz İspanyolca konuşmayı da öğrendi. Döndükten sonra Utah Üniversitesi'ne girdi ve uluslararası hukuk alanında lisans derecesi alarak kurumdan mezun oldu. Bu süre zarfında Julia Wurgensen ile çıkmaya başladı. Richards henüz 20 yaşındayken çok genç yaşta evlendiler. Ancak gençlikleri ve özgürlüğü hissetme arzuları nedeniyle bu evliliği canlı tutamadılar ve boşanmaya karar verdiler. Eğitiminden ve başarısız evliliğinden sonra Eric'in bir inşaat işi kurma konusunda iyi beklentileri vardı ve bunu yapmaya başladı. Eric Richards sık sık Home Depot mağazasına giderdi. Orada siparişini beklerken kasiyerlerle sohbet etmeyi severdi. Ve oraya ne kadar sık giderse, kasiyer olarak çalışan çekici bir kıza o kadar çok dikkat ediyordu. Kızın adı Corey Darden'di. Kız, abartısız, kasabanın en güzellerinden biri olarak kabul ediliyordu. Eric kızın güzelliğinden her zaman etkilenmiş ve gizliden gizliye ona aşık olmuştu. Ancak önceki aşkından zor bir boşanma süreci geçirdiği için ona çıkma teklif etmekte tereddüt ediyordu. Boşanma süreci Eric'e çok fazla duygusal çalkantı getirmiş ve maddi bir darbe olmuştu. Adam güzel Corey'e yaklaşmaya asla cesaret edemiyordu. Arkadaşları tereddütlü Eric'le dalga geçerek onu tanışmaya zorladılar, ancak Eric uzun süre kararsızlık içinde kaldı. Ancak bekarlık sürüncemede kaldı ve sonunda Eric, Corey'e çıkma teklif etmeye karar verdi. Neyse ki kız da kabul etti. İlk randevuları harika geçti. Güldüler, eğlendiler. İkili birlikte o kadar çok eğlendi ki çıkmaya karar verdiler. Duyguları hızla daha fazlasına dönüştü. Kelimenin tam anlamıyla ayrılmaz oldular. Sosyal statülerindeki büyük farka rağmen çift gerçekten mutluydu. Çiftin o kadar çok ortak noktası vardı ki, kelimenin tam anlamıyla birbirlerinin ardından cümlelere devam edebiliyorlardı. Eric her zaman neşeli, dışa dönüktü ve en kötü gününde bile Corey'nin moralini yükseltebiliyordu. Sürekli olarak bu kızdan övgüyle bahsediyor ve tüm ailesine ve arkadaşlarına durmadan ondan bahsediyordu. Etraflarındaki herkes peri masalı gibi bir aşk yaşadıklarını fark etmişti. İlk evliliğinin şokuna rağmen Eric, Corey'nin doğru kız olduğunu çabucak anladı ve ona hemen evlenme teklif etti.
Corey evet dedi ve çalkantılı bir aşk macerasının ardından 2013 yılında evlendiler. Corey sadece güzel değil, aynı zamanda zekiydi de. Utah Üniversitesi'ne gitmiş ve sağlık hizmetleri yönetimi alanında lisans ve daha sonra yüksek lisans derecesi almıştı. Corey daha önce bir tasarım ajansında resepsiyonist olarak çalışmıştı ve müstakbel kocasıyla bir ucuzluk dükkanında tanışana kadar Richens'in tüm tanıdıkları ve arkadaşları Erich'in her konuda kendisine güvenilebileceğini biliyordu. Arkadaşları arasında bu kadar kolay bir iş ortağı bulmasına şaşmamalı, Cody Wright. Ne olursa olsun, adam için en değerli şey ailesiydi. Corey onun için yeni bir ışık, sevgi dolu bir aile kurabileceğine dair bir umuttu. Eşi biraz daha gençti, 1990'da sıradan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmişti. Keder, anne ve babasını çok güzel bir şekilde korumaya karar veren büyük annesinin kızlık soyadıydı. Kızın bir erkek ve bir kız kardeşi vardı. Temel olarak, yetiştirme annenin omuzlarına düştü. Baba 2010 yılında 57 yaşında ölmüştür. Belirtildiği gibi, ilgili polis kayıtlarının tutulduğu bir alkol sorunu vardı. Kamuya açık yerlerde uygunsuz davranışlarda bulunduğu için defalarca ceza almıştı. Adam, ölümünden sadece 3 yıl sonra yapılan kızı Corey'nin düğününe yetişemedi. Corey'nin annesi düğünden önce evlilik öncesi bir anlaşma yapılması konusunda ısrar etti çünkü oğlunu boşanmanın ardından yaşadığı çalkantılardan korumak istiyordu. O dönemde Erich'in işteki payı yaklaşık 2,5 milyon dolar değerindeydi ve Richens'in annesi belgeyi boşanma durumunda bir önlem olarak konumlandırdı. Evlilik öncesi anlaşmanın şartlarına göre Corey kocasının parasını, Erich de onun parasını alamıyordu. Her biri evlenmeden önce sahip olduğu mal varlığıyla kalıyordu. Ancak eşlerden birinin ölümü halinde, diğeri parayı ve ölen eşin tüm mal varlığını alabilecekti. Cody'nin ortağı da şirketteki bir hisseyi satın alma hakkına sahip olacak ve böylece şirketin tamamı ona ait olacaktı. Erich, nişanlısı Corey ve Cody'nin ortağını hayat sigortası poliçesinde lehtar olarak gösterdi. Böylece ölmesi halinde Cody, Erich'in işteki payını satın almak için sigorta ödemesinden kendi payına düşeni kullanabilecekti. Düğünden sonra, birlikte sadece mükemmel olarak tanımlanabilecek bir hayata başladılar. Hayallerindeki evi satın aldılar, mutluydular ve çocuk sahibi olmayı hayal ediyorlardı. Corey, ucuz evler satın alan, buralarda onarımlar yapan, bu mülkleri düzene sokan ve daha sonra çok daha pahalıya satan başarılı erkek kardeşinin örneğini izlemeye karar verdi. Bu şekilde çalışarak zengin olmuştu. Onun örneği Corey'e ilham verdi. Kız, bu işe girmek için tüm fırsatlara sahip olduğuna karar verdi. Kocası inşaat işindeydi ve satacağı evleri yenileyebilirdi. Corey lisansını aldı ve emlakçı oldu. Önce başkalarının mülklerini satma konusunda pratik yapmaya karar verdi ve mülkler üzerinde teker teker anlaşma yapmaya başladı. Nazik kişiliği ve sevimli görünüşü diğer insanları etkiledi ve şehirde popüler bir emlakçı haline geldi. Her işlemde çok başarılıydı ve bu da kocasını çok gururlandırıyordu. Sonra kardeşinin planını Erich ile paylaştı ve planı üzerinde birlikte çalışmaya başladılar. Kız yeniden satış için uygun seçenekler aradı, kocası orada onarımlar yaptı ve bu nesneleri sattılar. İşleri aktif olarak gelişiyordu. Başarı onu takip ediyor gibi görünüyordu. Ta ki ondan ev alan bir çift dava açana kadar. Corey, yeni sahipleri evin içinde küf ve başka sorunlar keşfettiğinde evin gerçek durumunu saklamakla suçlandı. Ancak, dava mahkeme öncesi yaygara koparılmadan kapatılabildi ve çiftin işleri üzerinde hiçbir etkisi olmadı. Çift ev satma işine devam etti. 9 yıllık evlilik hayatlarında ailenin 3 oğlu oldu. Weston, Carter ve Aston. 2022 itibariyle en büyükleri 8, ortancaları 7 ve en küçükleri 5 yaşındadır. Ağır iş yüküne rağmen Erich, ailesiyle geçirdiği zamana her şeyden çok değer verirdi. Oğullarının hayatlarına dahil olmak için hiçbir fırsatı kaçırmadı.
onları sporda destekledi ve çocuklarının tüm yarışmalarında yer aldı. Tek bir kişi bile onu kötü bir baba olmakla suçlayamazdı. Bu mükemmel ailede herhangi bir iç sorun olabileceğini hayal etmek zordu. Ta ki 911 rahatsız edici bir çağrı alana kadar. Görünüşe göre Corey, eşinin ve kendisinin ayarladığı mutluluk ve refah seviyesinden yeterince memnun değildi. 2020 yılından itibaren eşler arasındaki ilişkide bazı tuhaf şeyler olmaya başladı. Bu sırada çift Yunanistan'a rüya gibi bir tatile gitti. Daha sonra adam kız kardeşi Ami'yi ilk kez aradı ve karısının kendisine bir içki hazırladığını ve ardından kendini hasta hissettiğini bildirdi. Eric karısının kendisini zehirlemeye çalıştığını düşündü. Telefon görüşmesini, kendiliğinden ölmesi durumunda suçlanması gerekenin karısı olduğunu söyleyerek bitirdi. Kulağa çok rahatsız edici geliyordu ve adamın ailesi endişeliydi ama her şey yolundaydı. Dava unutuldu. Zehirlenme versiyonu ciddiye alınmadı. Çünkü bu tür ifadeler için herhangi bir ön koşul yoktu. Aile her zaman mutlu görünüyordu. Özellikle de tatilden sonra çift normal yaşamlarına dönmüştü. Ancak bu garip görüşmeden sonra Eric, Kasım 2020'de vasiyetini yeniden yazdı. Yeni şartlara göre Eric, işteki payının ve tüm mal varlığının tam kontrolünü kız kardeşi Katie'ye verdi. Ölümü halinde, evlilik öncesi anlaşmanın şartlarını karısına haber vermeden değiştirmiş oldu. Sonrasında işler normale dönmüş gibi görünüyordu. Çift, Eric tekrar eşinden şüphelenmeye başlayana kadar 1,5 yıl daha birlikte yaşadı. Bu olay 2022 yılının başlarında, Medyay şehrinde bulundukları sırada meydana geldi. Corey, 4 dönümlük bir arazi üzerinde bulunan, yaklaşık 2000 metrekarelik, tamamlanmamış, büyük bir malikaneyi 2 milyon dolara satın almak istiyordu. Corey'e göre burayı bitirebilir ve 5 milyon dolara satarak büyük bir kar elde edebilirdi. Ancak Eric'in anlaşma konusunda şüpheleri vardı ve bu da anlaşmazlık ve tartışmaların kaynağı haline geldi. Corey kocasını işini kontrol etmek ve ona özgürlük vermemekle suçladı. Öte yandan adam anlaşmayı kırsız olarak nitelendirdi. Böyle bir ev için 2 milyonluk fiyatın çok yüksek olduğunu düşünüyor ve eve ne kadar daha fazla para yatırılması gerekeceği ve böyle bir bütçeyle ev için bir alıcı bulunacağı düşünüldüğünde evin bundan çok daha fazlasını getirebileceğine inanmıyordu. Kısa bir süre sonra, Cody'nin iş ortağı sigorta şirketinden, Corey'nin kendi adıyla bilgisayar hesabına girdiği ve eşinin hayat sigortası poliçesinde Cody'nin adını kendi adıyla değiştirmeye çalıştığına dair bir uyarı aldı. Muhtemelen kadın, Cody'nin ölümü halinde hayat sigortası poliçesinin tek lehtarı olmaya çalışıyordu. Ancak bu değişikliği yapmak mümkün olmadı, kadının niyeti anlaşıldı. Kimseye fark ettirmeden belgelerin içeriğini doğrudan etkilemeye çalıştığı için eşinin niyeti konusunda büyük şüpheler vardı. Bu nedenle Eric boşanmayı ciddi olarak düşünmüştür. Corey'nin eşinin boşanma niyetinden haberdar olduğu varsayılıyordu. Evlilik öncesi anlaşmayı başlangıçta sorun etmedi ve imzaladı. Corey boşanma durumunda her şeyini kaybedeceğini fark etti ve bunun olmasına izin veremezdi. Kocasını öldürmek ve tüm parasını almak onun için kırlıydı. Ancak bilmediği şey, kocasının ölümünden kısa bir süre önce payını kız kardeşine devretmiş olduğuydu ve kazanacak hiçbir şeyi yoktu. Eric hayatlarında olan tüm bu garip şeylerin karısıyla bağlantılı olduğunu fark etti. Kocası daha da ileri gitti ve Corey'nin adını sigorta poliçesi de dahil olmak üzere mümkün olan her belgeden sildi. Daha sonra Corey'nin, yatırımcılardan birinin sırtını tedavi etme bahanesiyle bir ağrı kesici almasına yardımcı olan tanıdığı bir eczacıyla temas halinde olduğu ortaya çıktı. Sadece 2 hafta sonra daha güçlü bir ilaç istedi. Bu, kullanımı çok tehlikeli olan güçlü bir ağrı kesicidir. Bu maddenin aşırı dozundan ölebilirsiniz. Kadın, sırtını tedavi etme bahanesiyle satın aldığı ilaçtan bir paket satın almak için yaklaşık 1.000 dolar harcadı. Sadece 3 gün sonra,
2022 sevgililer gününü Eric iş ortağını aradı ve eşinin kendisine bayram sandviçi vermesinin ardından kendisini çok kötü hissettiğini bildirdi. Cildinde ciddi tahriş ve Yunanistan'a yaptığı bir gezi sırasında geçirdiği atağı andıran nefes alma sorunları vardı. Hatta bir arkadaşına, başına bir şey gelirse bunun Corey'nin suçu olduğunu söylemiştir. Ancak durumu daha sonra düzeldi ve ambulans çağırmadı. Eric'in sürekli şüpheleri, eşiyle tartışmaları ve eşi tarafından hazırlanan yiyecekleri tüketmeye devam etmesi göz önüne alındığında, o noktada neden evden taşınmadığı bilinmemektedir. Eric'in bazı yakınları onun paranoyak olduğunu, hayal gördüğünü düşünüyordu. Neredeyse hiç kimse güzel ve zeki eşinin böyle bir şey yapabileceğine inanmıyordu. Belki de bu yüzden Eric herhangi bir eylemde bulunmadı ve tüm bunların kafasında olduğunu düşündü. Bu arada, karısında bir sorun olduğundan şüphelenmeye devam etti ve belki de bitmemiş büyük bir malikane almayı reddettiği için kızgındı. Sonra Eric evi satın almayı kabul etmiş gibi yaptı. Corey'nin mutluluğu rakipsizdi. Çoktan planlarını yapmaya başlamış, sözleşmeleri imzalamak ve parayı yatırmak için satıcıdan randevu almıştı. Eric ailesine böyle bir evi satın almaya hiç niyeti olmadığını söyledi. Eşinin bunu bilip bilmediği bilinmiyor. 26 Şubat'ta Corey 1,000 dolar karşılığında Neon haplarından bir parti daha satın aldı. Ve 3-4 Mart gecesi, 39 yaşındaki Eric yatağında yaşam belirtisi olmadan bulundu. Bir gece önce bir ev satın almalarını kutluyorlardı. Corey akşam 9 sularında eşine vodka, zencefilli bira ve misket limonu karışımından oluşan bir Moscow Mule kokteyli hazırladı. Daha sonra bunu Eric'e getirdi ve kocası içti. Daha sonra yatmaya gitmişler. Gece boyunca oğullardan biri gördüğü bir kabustan uyandı. Corey çocuk odasına koştu ve oğlu mışıl mışıl uykuya dalarken yanına uzandı. Gece 3 civarında kadın kocasının yatak odasına gitti. Yatağa uzanıp Eric'e dokunduğunda vücudunun soğuk olduğunu fark etti. Corey onu kontrol etti ama kocası nefes almıyordu. 32 yaşındaki Corey Richards, 911'i aradı ve Eric'in hiçbir yaşam belirtisi göstermediğini bildirdi. Ona ilk yardımda bulunmaya çalışmış ama hiçbiri işe yaramamış. Sağlık görevlileri adrese vardıklarında Eric'in öldüğünü açıkladılar. Perişan haldeki Corey ona kalp masajı yaptığını ancak bunun işe yaramadığını söyledi. Sağlık görevlileri Corey'nin sözlerinden şüphe duydu çünkü adamın ağzından kan geliyordu ancak karısı temizdi ve üzerinde kan yoktu. Genel olarak ölümü bir tür aşırı doz uyuşturucu gibi görünüyordu. Testler Neon kanındaki seviyenin ölümcül, dozun 5 katı olduğunu ortaya çıkardı. Corey'e bu güçlü ilacı neden aldığı sorulduğunda, bilmediğini söyledi. Merhumun ailesi, bu tür ilaçları kullanmak için herhangi bir sağlık sorunu olduğunu reddetti. Tıbbi geçmişine bakıldığında, uzun süredir doktora gitmediği ve kimsenin de bu reçeteli ilacı yazmadığı görüldü. Dolayısıyla herkesin aklına hemen bir soru geldi. Eric bu ilacı nereden almıştı? Ve daha da önemlisi, neden? Eric'in hiç bağımlılığı olmamıştı, sabıka kaydı yoktu. Sağlıklıydı, spor yapardı. Eşinin ölümüne rağmen Corey, ölen kocasının ailesinin evinde tartışmalı bir malikane satın almasını kutlamaya devam etti. Ölümünün hemen ertesi günü Corey ile kocasının kız kardeşi Kate arasında bir anlaşmazlık yaşandı. Burada, kardeşinin iş ve mal varlığı üzerindeki tüm haklarının kocasının kız kardeşi Kate'ye ait olduğu ve Corey'nin hiçbir şey alamayacağı anlaşıldı. Bu durum dul kadının saldırganlığını tetikledi. Kıza saldırdı ve polis çağırmak zorunda kaldı. Ancak Corey pes etmeyecekti. Evlilik sözleşmesinin gerekliliklerinin ihlal edildiğine inanarak dava açtı. Kocası onun rızası olmadan adını vasiyetten ve sigorta poliçesinden çıkaramazdı. Evlilik öncesi anlaşmanın şartları uyarınca kendi payını ve 300 bin dolarlık yasal ücretleri talep etti. Kati de Corey'e dava açtı
ve kardeşinin ölümünü çevreleyen şüpheli koşullara atıfta bulundu. Corey'nin para için kocasını zehirlediğini tahmin ediyordu. Polis Erich'in ölüm koşullarını araştırmaya başladı ve ölümünün bir kaza olmadığı sonucuna vardı. Corey baş şüpheli olarak görülüyordu. Soruşturma sırasında dedektifler Corey'nin cep telefonuna erişim talep etti. Nia satan bayi ile yapılan yazışmaların silindiği ortaya çıktı. Ancak bu yazışmalar kurtarıldı. Dul kadın bu dönemde kocasının ölümünün kendisi için büyük bir kayıp olduğunu şiddetle savundu. Ancak asıl yaz, babalarının hayatlarında çok büyük bir rol oynadığı Erich'in 3 oğlu içindi. Corey bulutların toplanmakta olduğunu fark etti ve harekete geçmeye karar verdi. Kederli bir dul imajına bürünmeye çalıştı ve şüphe uyandırmamak için bu imajın içinde kaldı. Müfettişler dava üzerinde çalışmaya devam ettiler ve Corey'nin ifadesinde başka bir tutarsızlık fark ettiler. Anlattıklarına göre, gece oğlunun odasına telefonu olmadan gitmişti. Telefon yatağın yanındaki komodinin üzerinde şarjda bırakılmıştı. Ancak telefonun verileri, o sırada aktif olarak kullandığını, farklı kişilere mesaj attığını ve hatta telefonun hareket halinde olduğunu tespit etmenin mümkün olduğunu gösterdi. Bu da telefonla evin içinde dolaştığı anlamına geliyordu. Bunların hiçbiri tutmadı. Polisler ona uyuşturucu sağlayan hapsatıcısını sorgulamak için çağırdılar. O da her şeyi itiraf etti. Kadının farklı ilaçları denediğini, birini ya da diğerini sipariş ettiğini ve bunların şiddetli sırt ağrısına iyi gelmediğini söyledi. Satıcı, ilaçların başka amaçlar için kullanıldığını bile fark etmemişti. Hapların tedarikçisi Corey aleyhinde ifade vermesi karşılığında suçlanmadı. Soruşturma ayrıca Corey'nin kocası için defalarca hayat sigortası yaptırdığını ve kocasının ölümünden hemen sonra sigorta şirketine giderek poliçelerden birinden 100 bin dolar aldığını ortaya çıkardı. Ayrıca kocasının ölümünden bir gün sonra kocasının kasasını açması için bir çilingir tuttuğu ve oradan yaklaşık 150 bin dolar aldığı da ortaya çıktı. Kocası ölmüştü ve projelerini finanse edecek kimse yoktu ve dul kadının kocasının ölümü sırasında çok fazla borcu vardı. Corey'nin şu borçları vardı. 190 bin dolar vergi, malikaneyi satın aldığı için alacaklılara 1 milyon 847 bin dolar ve Erich'e 514. 000 dolar daha. Erich'e olan borç, Corey'nin projeleri için harcadığı 250 bin dolarlık krediyi, Erich'in banka hesabından alınan 100 bin doları, 30 bin dolarlık kredi kartı borcunu ve Erich'in işinden alınan 134 bin doları içeriyordu. Bu son para vergileri ödemek içindi. Corey'nin toplam borcu 2,5 milyon dolardan fazlaydı. Ancak o kadar parası yoktu, bu yüzden iflas işlemlerini başlattı. O sırada girişimci kadın oğullarıyla birlikte You Are With Me adlı bir kitap yazdı. Yazar, çocuklarının sevdiklerinin kaybıyla daha kolay başa çıkmalarına yardımcı olabilecek bir kitap arayışında olduğunu ve bulamadığını söyledi. Bunun üzerine Corey kitabı çocuklarıyla birlikte kendisi yazdı ve ortaya mükemmel bir kitap çıktı. Şimdi Corey farklı programlara katılmaya ve harika kitabı hakkında konuşmaya başladı. Erich'in ölümünün kendisi için tam bir şok olduğunu ve kitabı sevgili kocasına ve çocuklarına adadığını söyledi. Kitabın satışları hızla arttı. Birkaç hafta içinde kelimenin tam anlamıyla tüm haberlere konu oldu ve oldukça popüler hale geldi. Pek çok anne, kayıplarına daha kolay dayanabilmeleri için kitabı çocuklarına aldı. Bu kitabın en ilginç konusu şuydu: senaryoda eş, beyin nefritinden ölüyordu. Ancak merhumun ailesi gerçeği biliyordu. Dul kadın için bu, beş parasız olduğu için kendini geçindirecek parayı bulmanın bir yoluydu. Kitapta sanki Corey'nin kendisi de kocasına aynı şeyi yaptığını ima ediyordu ve bu oldukça şüpheli görünüyordu. Ölen kocasının ailesi Corey'i aynı şeyi yapmakla suçlamakla kalmadı. Aynı zamanda sigorta, kiralı kasadan gelen para ve kitabın satışından elde edilen gelir de dahil olmak üzere, her şeye rağmen kocasının ölümünden iyi bir kazanç elde edebildiği için kocasının ailesini suçladı. Çocukların üzüntüsünden faydalanmak için kullanmıştı.
ama aynı zamanda Corey'nin kendisinin de eşini öldürdüğünü iddia ettiler. Ayrıca Corey'nin evliliği sırasında bir erkekle birlikte olduğunu ve muhtemelen bu yüzden kocasından kurtulup başka bir erkekle yaşamak istediğini iddia ettiler. Ancak Erich'in ona sağladığı ve alıştığı zengin yaşam tarzını değiştirmek istemedi. Boşanmak onun için son derece dezavantajlıydı, bu yüzden suç işlemeye karar verdi. Ek bir neden de kocasının evin parasını ödemeyi reddetmesiydi. Kocasının ölümünden bir gün sonra kredi çekerek anlaşmayı tamamladı. Corey'nin yakınları, kocasının ölümünden 6 ay sonra Pinterest'te yeni bir görselleştirme panosu ve düğün fikirleri klasörü oluşturduğunu fark etti. Ama kimse nedenini anlamamıştı. Tüm kadın akrabaları ve arkadaşları zaten evliydi. Kimsenin aklında bir düğün yoktu. Ve onun düğünü 10 yıl önceydi. Yani kendisinin de sevgilisiyle düğün hazırlığı yaptığı bir versiyon vardı. Kitabın aktif tanıtım kampanyasının başlamasından 2 ay sonra, 8 Mayıs 2023'te, 33 yaşındaki Corey Richin ağırlaştırılmış, birinci derece cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Ayrıca yüksek derecede bağımlılık yapıcı madde bulundurmakla da suçlandı. Sonuç olarak, 4 Mayıs 2022 tarihinde eşinin ölümünü çevreleyen koşullara ilişkin soruşturmanın tamamlanması bir yıldan fazla sürdü. Kadın şu anda kefaletle serbest bırakılma ihtimali olmaksızın gözaltında tutuluyor. Dul kadının komşuları ve aileye yakın birçok kişi şoke olmuş ve kadının böyle şeylere karışmış olabileceğine inanamamıştır. Corey Richin ile birkaç kez röportaj yapılmış ve bu röportajlarda eşinin ölümünden bir yıl sonra bile bu kayıpla başa çıkamayan kederli bir dul rolünü mükemmel bir şekilde oynamıştır. Bu kurnazca hareket, katil olduğu iddia edilen kişinin televizyon izleyicilerinin sempatisini kazanmasını sağladı. Röportaj tüm ülkede yayınlandı ve geniş bir kamuoyu tepkisine neden oldu. Kadın büyük destek gördü ve kitabının satışları arttı. Corey kendini haklı çıkarmak için, ölen kocasını geçmişte yasa dışı maddelerle sorun yaşamakla suçlamaya çalıştı. Ancak bu bilgi hiçbir zaman doğrulanmadı. Bu davayla ilgili duruşma halen devam etmektedir. Çiftin 3 çocuğu şu anda ailesiyle birlikte yaşıyor ve geçici velayet kocanın kız kardeşi Katie'ye ait. Şu anda o talihsiz malikane için yaklaşık 4 milyon dolar karşılığında bir alıcı bulunmuştur. 18 yaşındaki Alejandra Kogut, Brock Park'taki Sani Kolej'de da halkla ilişkiler bölümünde birinci sınıf öğrencisiydi. Arkadaşları ve tanıdıkları ona kısaca Ale derdi. Ale dışa dönük, eğlenceyi seven, her türlü sohbeti sürdürmekte usta ve yeni şirketlerle iyi uyum sağlayan biriydi. Kızın bir erkek arkadaşı vardı. 21 yaşındaki Clayton Timur, anlatılan olaylar sırasında yaklaşık 2 yıldır çıkıyorlardı. New York, New Hartford'da lisede okurken tanışmışlar, birlikte okumuşlar ve çıkmaya başlamışlardı. Gençler iyi anlaşıyor ve birbirlerini anlıyorlardı. Liseden sonra farklı üniversitelerde okumaya başladılar, ancak aradaki mesafeye rağmen iletişimlerini sürdürdüler. Her seferinde aradılar ve sosyal ağlarda hassas mesajlar alışverişinde bulundular ve ayrıca birbirlerini düzenli olarak gördüler. Erkek arkadaşı kızı ziyarete gelirdi. Üniversiteleri arasında 3 saat vardı. Clayton iyi bir çocuktu. New York'taki Utica Kolej'de de hokey oynuyor ve muhasebe eğitimi alıyordu. Yetenekli bir atlet ve gelecek vaat eden bir hokey oyuncusuydu. Harika bir geleceği olacağı tahmin ediliyordu. Alejandra'nın ailesi ve arkadaşları erkek arkadaşını çok iyi karşılamış, onun gelecek vaat ettiğini düşünmüş ve aralarındaki romantik ilişkinin zamanla daha da ileriye gideceğini ummuşlardı. Kız lisede atletizm ve yüzme sporlarıyla uğraşıyordu. Sporda iyi beklentileri vardı, hatta üniversiteyi yarışmalarda temsil ediyordu. 28 Eylül 2012 Cuma günü Alejandra çok heyecanlıydı, çünkü erkek arkadaşı Clayton hafta sonu için onu ziyaret edecekti. Birbirlerini uzun zamandır görmemişlerdi ve Ale onu özlemişti. Kız akşam için bir kıyafet alıyordu ve saat 15.00 civarında arkadaşı,
komşusu Samantha'ya döndü. Arkadaşına yeni bir kıyafet alıp alamayacağını sordu, zaman zaman kıyafet değiştiriyorlardı. Samantha kabul etti ve güzel bir elbise seçmeye başladılar. Elbiseyi denedikten sonra Ale yüzme takımı toplantısına gitti. Kız toplantıya geç kaldı, bu yüzden daha erken gelen erkek arkadaşı onu beklemek zorunda kaldı. Ale telefonda Clayton'ı geç kalacağı konusunda uyardı. Clayton kızı bekledi. Kız kısa süre sonra döndü ve nihayet erkek arkadaşını gördü. Ale ve Clayton kutlama yemeği için erkek arkadaşının arkadaşını ziyarete gittiler. Gece yarısından çok sonra kampüse döndüler. Kız annesine döndüklerinde mektup yazacağına ya da arayacağına söz verdi. Böylece endişelenmeyecekti. Ama bu hiç gerçekleşmedi. Kadın, kızından bir telefon gelmediği için endişeleniyordu. Ale her zaman dakikti ve aramayı asla unutmazdı. Anne kelimenin tam anlamıyla bir şeylerin ters gittiğini hissetti. Gece 2:42 sularında üniversite kampüs güvenliğiyle temasa geçti. Güvenlik hemen harekete geçti ve annenin çağrısının ardından standart bir kontrol yapmak üzere olay yerine geldi. Olay yerine gelen güvenlik görevlisi odanın kapısını çalmış ve kapı kilitli olmadığı için açılmıştır. Kampüs yetkilisi içeri girdi ve hayatının en kanlı sahnelerinden birini gördü. Bu yurt odası Ale ve Samantha'ya aitti. Odanın ortasında, yerde yüzüstü yatan genç bir kız kan gölünün içinde yatıyordu. Etrafındaki her şey kan lekeleriyle kaplıydı, yastığın üzerinde ve odanın kapısında bile kan vardı. Kızda hiçbir yaşam belirtisi yoktu. Vücudunda çok sayıda yara vardı. Bunun bir kaza değil cinayet olduğu çok açıktı. Güvenlik görevlisi korkunç keşfi derhal 911 acil servise bildirdi. Polis ve sağlık görevlileri çağrı üzerine hemen olay yerine geldi. Sağlık görevlileri kızın öldüğünü açıkladı. Gelen polis memurlarına göre kurban ölene kadar dövülmüştü. Vücudu o kadar kötü bir şekilde parçalanmıştı ki ilk bakışta kim olduğunu belirlemek imkansızdı. Yaralar çoğunlukla vücudunun üst kısmında, baş bölgesinde yoğunlaşmıştı. Cinayet silahı henüz tespit edilememiştir. Alex'in ölüm saati sabah saat 1 ile 2 arası olarak belirlendi. Dedektifler bu noktada Ale ve Samantha'nın odada yaşadığını biliyorlardı, bu nedenle kurbanın onlardan biri olduğunu varsaydılar. Kim olduğu belirlenemedi. Polis, Ale ve Clayton'un masanın üzerindeki fotoğrafından erkek arkadaşını tanıdı. O gece, trajediden kısa bir süre önce ceza almıştı. Clayton ve bir kız sokakta yürüyorlardı. Clayton elinde açık bir kutu birayla yürüyordu ve bu durum akşam sokaklarda devreye gezen polis memurlarının dikkatini çekti. Memurlar ona ceza kesmiş. Adam sakin davranıyordu ve bu konuda tartışmadı. Ancak bu diyaloğun ardından kutuyu çöp kutusunun yanına bıraktı ve bu nedenle $100 daha ceza alabilirdi. Clayton tenekeyi aldı ve uzaklaştı. Cadde boyunca yürüdü ve gözden kayboldu. Polis memurları Clayton ve kızın bir tartışma yaşadığını düşünüyordu. Bu olay kampüse dönmelerinden birkaç dakika önce olmuştu. O akşam birlikte görüldüğü kız ile fotoğraftaki kız birbirine benziyordu. Kız, öldürülen kadının cesedinin üzerinde yarı yatar vaziyetteydi ve koyu renk saçları vardı. Bu durum dedektifleri şaşırttı. Başka bir kız olduğunu düşündüler, muhtemelen Samantha'nın komşusu. O da siyah saçlı bir kızdı. Polisler Ale ile oda arkadaşı arasında bir tartışma yaşanmış olabileceğini ve bunun trajediye yol açtığını düşündüler. Böylece Ale ve erkek arkadaşı Clayton kaçmaya başladı. Daha sonra ortaya çıktığı üzere, Clayton Kanada'ya kaçmak istiyordu. Müfettişler yurtta araştırma yapmaya ve tanık arayan yurt sakinleriyle görüşmeye başladı. Ancak öğrencilerin çoğu odalarında değildi. Birçoğu hafta sonu için evlerine gitmişti
ve bazıları da partilerde ya da ziyaretteydi. Binada bulunanlar, uzaklarda bir yerde bağırış çağırış ve tartışma sesleri duyduklarını, ancak benzer sesleri sık sık duydukları için dikkat etmediklerini söylediler. Polis olayın faillerini nasıl bulacağı konusunda spekülasyonlar yapmaya başladı. Henüz kurbanın tam adını bile bilmiyorlardı. Ancak sabaha karşı 3:00 sularında Clayton'un babası Scott Whittemore, 911'i aradı. Aneida ilçesi acil durum görevlilerine oğlunun kendisine cinayeti itiraf ettiğini söyledi. Adama göre Clayton suçu işlediğini kabul etmiş. Sevk memuru daha spesifik bilgiler bulmaya çalıştı. Ancak babanın artık işe yarar bir bilgisi yoktu. Baba, polis memurlarına oğluyla doğrudan iletişime geçmelerini tavsiye etti. Ona göre, oğlunu şahsen görmemişti ve oğlu onu telefonla aramış ve büyük bir heyecanla ona korkunç bir şey yaptığını söylemişti. Baba aynı zamanda oğlunun nerede olduğunu da bilmiyordu. Merkez Clayton'a ulaşamadı ve telefonunu takip etmeye çalıştı. Babayı geri aradılar ve oğlunun kız arkadaşının Brockport'ta olduğunu söyledi. Muhtemelen kızın yanındadır. Katilin annesi Sandra olanlardan haberdardı. O da 911'i aramış. Oğlunun Kanada'ya gittiğine inanıyordu. O zamana kadar görevliler, Clayton'un cinayetin işlendiği bölgeye yakın olduğunu tespit etmişlerdi. Devriye arabaları bölgeye gönderildi. Katilin babasının ilk aramasından sadece 45 dakika sonra Clayton'un kendisi 911'i aradı ve korkunç bir suç işlediği için polise teslim olmak istediğini söyledi. Kolluk kuvvetleri Clayton Whittemore'u sabah saat 4 sularında buldu ve tutukladı. Bölgedeki önemli bir otoyolun yakınında bir trafik durağında bulundu. Bu noktada müfettişler, öldürülen kişinin Ali olduğunu zaten biliyordu. Polis, Alex'in yurt binasına girmek için anahtar kartını kullandığını ve kısa bir süre sonra öldürüldüğünü keşfetti. Dedektifler oda arkadaşı Samantha'yı buldu. Oda arkadaşının odasında arkadaşıyla birlikte uyuduğu ortaya çıktı. Müfettişler kızla temasa geçti ve bir buluşma ayarladı. Kız dedektiflere sadece Alejandra Kogut'un o odada bulunabileceğini ve korkunç bir suçun kurbanı olabileceğini söyledi. Saç rengindeki farklılık, saçlarını kısa süre önce boyatmış olmasından ve henüz yeni fotoğraflar basıp sosyal ağlarda yayınlayacak zamanı olmamasından kaynaklanıyordu. Polis merkezinde müfettişler Clayton'la konuşmaya başladı. O korkunç gecede neler olmuş olabileceğini ve Alex'in neden öldürüldüğünü öğrenmeleri gerekiyordu. Adam Ali ile sakin, istikrarlı ve saygılı bir ilişkileri olduğunu söyledi. Ancak, buluşma akşamı her şey ters gitti. Kız belirli bir neden olmaksızın adama sesini yükseltmesine izin verdi ve tüm bunlar herkesin içinde oldu. Aynı zamanda, başkalarının yanında nazik ve neşeliydi. Ancak erkek arkadaşına karşı saygısızlık göstermiştir. Bunun tamamen yersiz ve kabul edilemez olduğunu düşünüyordu, ancak kız arkadaşının farklı bir görüşü vardı. Clayton, Alejandra'ya karşı bir kin beslediğini ama sonunda sokakta yürürken aldığı ceza yüzünden bu kininin ortaya çıktığını söyledi. Kız arkadaşıyla birlikte odasına döndüğünde çok gergindi. Ayrıca Alega onunla çok ciddi bir konuşma yapmak istediğini belirtti. Bir süre önce telefonunda yabancı bir kızın resmi göründüğü için erkek arkadaşının kendisini aldattığından şüphelendiğini söyledi. Ne olduğunu açıklayamayınca Alejandra bağırıp çağırarak ve meydan okurcasına davranarak onu kışkırtmaya ve ardından da itmeye başladı. Sonunda Clayton baskıya dayanamadı ve öfkeyle kız arkadaşına saldırarak onu duvara fırlattı. Daha sonra onu dövmeye başladı. Duramadı ve darbe üstüne darbe indirdi. Ne olduğunu ancak o da kanla kaplandığında ve kız arkadaşı yerde bilinçsizce yatarken ve hiçbir yaşam belirtisi göstermezken fark etti. Erkek arkadaşı polise sadece kendini kaybettiğini ve bunun kasıtlı bir yaralama olmadığını, bunu planlamadığını ya da niyet etmediğini söyledi. Clayton sadece dengesini bozan koşulların bir araya gelmesinin kurbanıydı.
Yaptığı şeyin dehşetini anladıktan sonra ne yapacağını bilemediği için önce olay yerinden kaçtı. Clayton çaresizlik içinde babasını aradı ve yaptıklarını itiraf etti. Babası ona polise teslim olmasını tavsiye etti ve o da bunu yaptı. Çocuk olanlardan pişmanlık duyuyor gibiydi. Ancak Clayton cinayette silah kullanılıp kullanılmadığını söylemeyi reddetti. Clayton daha sonra kıza yapılan işkencenin ayrıntılarını anlattı. Onu yumruklarıyla dövdükten sonra, Alejandra'nın nefes alışverişinin kesildiğini ve guruldamaya başladığını duyduğunda, bir saç maşası aldı ve sesler kesilene kadar kafasına vurdu. Sevgilisinin acı çekmesini istemiyordu. Bu olayda bir iyilik yaptığına inanıyordu. Erkek arkadaşı o gün alkol almadığını ve ayık olduğunu iddia etmiştir. Bir sporcu olarak hiçbir zaman içki içmemiş ya da yasa dışı madde kullanmamıştı. Alex'in cesedi üzerinde yapılan otopsi ifadesini doğruladı. Ölüm nedeni kafaya alınan künç cisim travması olarak bulundu. Adam ona sadece yumruklarıyla ve saç maşasıyla vurmuş. Üzerlerinde kan lekeleri bulundu ve Ale için ölümcül olan duvara çarpmasıydı. Clayton cinayetle suçlandı. Duruşmayı beklerken kefaletle serbest bırakıldı. Ancak erkek arkadaşı daha sonra suçunu kabul etmeyi reddetti. Soruşturma uzadı. Dedektifler zanlı hakkında bilgisi olan herkesle konuştu. Alex'i gerçekten de öldürme kastıyla yaralamış olma ihtimali yüksekti. Polisin korkuları sanığın önceki kız arkadaşı tarafından da doğrulandı. Clayton tarafından defalarca tacize uğradığını açıkladı. Tartışmalardan birinde Clayton'un kendisini boğmaya başlamasının ardından ondan ayrılmaya karar vermiştir. Bir noktada kontrolünü kaybetti ve erkek arkadaşı onu öldürmek üzereymiş gibi görünüyordu. Ancak erkek arkadaşı kendini tuttuğu için kız şanslıydı. Bu durum eski sevgiliyi dehşete düşürmüş ve ondan kaçarak başka bir şehre gitmiştir. Yetersiz davranışlar adamın birçok arkadaşı tarafından da onaylandı. Onu sinirli ve agresif biri olarak görüyorlardı. İçlerinden biri, bir tatil sırasında barlardan birinde Clayton'un bir bıçak kaptığını söyledi. Bıçağı bir grup yabancıya doğru doğrultmuş ve açıkça düşmanca davranmış. Katilin arkadaşı onun gözlerindeki bakıştan özellikle korkmuştu. Clayton'un takıntılı olduğu ve ele geçirilmiş gibi göründüğü anlaşılıyordu. 2014 baharında bu davanın duruşması başladı. Savcılığın elinde adamın cinayeti itiraf ettiğine dair bir kayıt ve adli bilimcilerin toplamayı başardığı bir dizi fiziksel kanıt vardı. Suç mahallinde çocuğun parmak izleri ve DNA'sı bulundu. Savunma Clayton'un cinayeti işlediğini inkar etmedi. Ancak cinayetin kasıtsız adam öldürme olduğunu, kendisinin planlamadığını savundu. Bu nedenle, savunma avukatları ceza indirimi talep edeceklerdi. Sanığın avukatları jürinin ve mahkemenin dikkatini sanığın, o akşam son derece üzgün olduğu gerçeğine çekti. Kız arkadaşının hakareti, polisin kestiği ceza ve Alex'in odasında aldatılma iddiası hakkında konuşurken maruz kaldığı baskı, adamı bayıltmıştı. Bu koşulların baskısı altında kendine hakim olamamış ve öfkesini yanındaki kişiden çıkarmıştır. Avukatlar, kızın erkek arkadaşını açıkça tahrik ettiğini ve bu cinayetin bir tutku halinde işlenmiş sayılabileceğini vurguladı. Clayton saldırgan davranışlarını ve duygusal durumunu babasına atfetmiştir. Saldırganlık, Vitamora ailesinin reisinin kendi oğlunu ve diğer aile üyelerini taciz etmesinin bir sonucuydu. Sanığa göre, ebeveyninden yıllarca baskı görmüş ve ahlaki ve fiziksel aşağılanmaya maruz kalmıştır. Clayton'un söylediğine göre, babası tüm aileyi kelimenin tam anlamıyla terörize etmiştir. Babası erkek kardeşini beyzbol sopasıyla dövmüş, kız kardeşinin burnunu kırmış ve annesini tekmelemiştir. Bir gün babası çocukların arabasındaki parmak izlerinden hoşlanmamış ve çocuklara televizyon kumandasını yedirmeye çalışmış. Clayton babasının zalim doğasının üstesinden gelemediği için pişman oldu ve istemese de onun bir kopyası oldu.
Bu yüzden kız arkadaşlarını aşağılıyor ve taciz ediyor, agresif davranıyor ve bazen kelimenin tam anlamıyla tüm dünyadan nefret ediyordu. Sanık, kurbanın ailesinden özür diledi. Hiçbir şeyi değiştiremeyeceği için gerçekten pişman görünüyordu. Duruşmaya katılan Clayton'un kız kardeşi, aile içi şiddet hikayesini doğruladı. Savcılık Clayton'un gülümsediği neredeyse hiçbir fotoğraf bulamadıklarını vurguladı. Tüm fotoğraflarda soğuk ve kopuk görünüyordu ki bu da onun doğasını karakterize ediyordu. Görünüşe göre, aile içinde olup bitenlerden etkilenmişti. Savcılar Clayton'un babası tarafından taciz edildiği iddialarına karşı çıkmadılar, ancak bunun Clayton'un eylemlerini haklı çıkarmadığını savundular. Duruşma yaklaşık 3 hafta sürdü. Bu süre zarfında onlarca tanık ifadesi dinlendi ve davadaki tüm sanıklarla görüşüldü. Jüri, katilin suçluluk derecesi konusunda ortak bir görüşe varmak için bir toplantıya gitti. Sonuç, kasıtsız adam öldürme suçu kararı oldu. Sanık, 25 yıl sonra şartlı tahliye hakkı olmak üzere ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Duruşma boyunca Alex'in aile üyeleri gözyaşı dökerken Clayton duygusuz kaldı. Ancak cezanın ardından eski hokey yıldızı nihayet ağladı. Soruşturma sırasında Alejandra'ya yapıldığı iddia edilen kötü muamelenin tüm ailesini şaşırtmış olması dikkat çekicidir. Kimse çiftin böyle sorunları olduğunu düşünmüyordu. Kız daha önce onlara Clayton'un zulmü ve saldırganlığı hakkında şikayette bulunmamıştı. Ancak polis Alex'in cep telefonunu kontrol ederken, erkek arkadaşından tehdit içeren en az 30 sesli mesaj buldu. Daha fazlasının olduğuna inanmak için her türlü sebep vardı. Ancak bu dava dosyaları analiz edilmedi. Müfettişler, bu özel mesajı kanıtlamanın çok zor olacağına karar vererek bunu reddetti. Çünkü bir ses incelemesi gerekiyordu. Bu durum soruşturmayı daha da uzatabilirdi. Bu nedenle cep telefonundaki tehditlerin hiçbiri mahkemede dinlenmedi. Açıkçası, bu bilgi davayı birinci derece cinayet olarak yeniden sınıflandırabilirdi. Ve planlı, önceden tasarlanmış bir cinayet için ceza daha uzun olabilirdi. 18 yaşındaki üniversite öğrencisi vahşice dövülerek öldürülmeden yaklaşık bir saat önce sosyal medya sayfasına iyi bilmeliydi mi şeklinde son bir korkutucu gönderi yazdı. Merhumun ne demek istediği henüz bilinmiyor. Dövülerek öldürülen kızın yakınları bir yardım vakfı kurdu. Vakfın görevi, aile içi şiddete maruz kalan kadınların durumlarını bildirmelerini sağlamak ve kamuoyunun dikkatini bu soruna çekmek. Bu vakfın kadın takipçilerinin en önemli özelliği mor renge boyanmış küçük parmaklarıdır. Bu rengin seçilmesinin bir nedeni var ve mağdurlara verilen desteğin bir işareti olarak kabul ediliyor. Bu hikaye, yaşamı boyunca en çok bu rengi sevmiştir. Cenazesinde de ana renk bu olmuştur. Sizin bu dosyadaki çıkarımlarınız nedir? Sizler de beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.